İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayı ile birlikte beslenme alışkanlıkları da değişiyor. Ramazan ayında beslenme nasıl olmalı? Ne kadar su tüketilmeli? Kronik hastalar nelere dikkat etmeli? İşte uzmanından tavsiyeler. Uzun süreli ve açlık ve susuzluk süreci insanda bir takım fiziki, biyolojik değişikliklere yol açar. Bu değişiklikler bazen çoğu zaman olumlu olmakla beraber bazı hastalıklarda, bazı durumlarda tehlikeli durumlara yol açabilir. Doğru beslenmenin önemine değinen iç hastalıkları uzmanı Doktor Zeki Kırsay, yeterli miktarda su tüketimine dikkat çekti. Ramazan ayında özellikle günde 2 litre su tüketimini şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu iftar ve sahur arasında öneriyoruz biz. Bu süreçte muhakkak 2 litre su tüketilmeli. Aşırı fiziksel aktiviteden, yorucu aktivitelerden uzak durulmalı. Kronik hastalığı olanlar oruç tutarken daha dikkatli olması gerekiyor. İlaç kullanan kalp yetmezliği hastaları, yine son bir yıl içerisinde kalp krizi geçirmiş hastalar, yine en az 2 veya 3'ün üstünde şeker ilacı kullanan ya da insülin kullanan şeker hastaları, yine midesinde endoskopide ülser çıkmış mide hastaları, keza böbrek hastaları, kronik böbrek hastaları, özellikle diyalize giren kronik böbrek hastaları, diyalize girmeyen kronik böbrek hastaları da muhakkak doktor kontrolünde, eğer oruç tutulacaksa bile doktor kontrolünde tutulmalı. Uzun süren açlıktan sonra hafif bir yemekle iftara başlanması gerektiğini ifade eden uzmanlar, yağlı ve tatlı yiyecekler konusunda uyardı. Önerimiz şu oluyor. Öncelikle bir suyla, hafif bir gıdayla iftar açıldıktan sonra bir sıcak, ara bir sıcak gibi çorbayla önce mide hafifçe gıdaya alıştırılır tabiri caizse. Sonrasında aşırı yağlı, aşırı tuzlu gıdalardan kaçınarak, yani mideyi daha dengeli, daha çeşitlendirerek gıdaları yemeliyiz. Bir anda karnımızı tıka basa doyurmayıp biraz zamana yayarak, işte önce bir çorba, sonrasında işte ana yemek gibi, akabinde tatlı çok çok sonra olmalıdır. Yani tatlıdan olabildiğince uzak durun diyoruz ama insanlar hani iftarı açtıktan sonra tabiri caizse her şeyi yemek istiyor ama bu konuda biraz daha özen istiyoruz. Biraz daha zamana yayılmalı.